Evet, şimdi yayındayız. Selam herkese, iyi akşamlar. Bir Selam Tekno akşamlar. programına daha hoş geldiniz. Ben Erdem Özyurt, arkadaşım... Şöyle mi gösteriyoruz, nasıl gösteriyoruz? Bir dakika, şöyle olmadı. Şöyle, heh. Arkadaşım Serhat Sürek ile birlikte güzel bir program yapmayı düşünüyoruz. Serhat, hoş geldin. Hoş bulduk Erdem'cim, merhabalar. Merhaba. Bu arada Serhat'ın sesi nasıl umarım iyidir. Ben biraz daha şuradan... Konuğumuzun sesini açayım efendim. Evet şimdi yayındayız. Selam herkese. İyi akşamlar. Bir Selam teknolojik ]ler. programına daha hoş geldiniz. Ben Erdem Özyurt arkadaşım şöyle mi gösteriyoruz? Nasıl gösteriyoruz? Bir dakika. Şöyle olmadı. Şöyle şöyle. Nasıl gösteriyoruz? Arkadaşım Serhat Sürek e, Şeyi kısabilir de de misin, misin Serhat? Yapmayı düşünüyoruz. Senin şey sesin. E, şu an kısık abi. Merhaba. E, Arkada, arada bir yerde sesi, mi açık? E, nasıl umarım iyidir. Yok hayır. Yani YouTube'dan şu an kapalı. Tamam okeydir. Belki benden Hı -hı. yankı yaptı. Tamam evet arkadaşlar herkese selam. Serhat tekrardan hoş geldin. Ee, evet, tekrardan hoş bulduk. Değerli davet için çok teşekkürler dostum öncelikle. Rica ederim. Ee, güzel bir sohbet olacak. Ee, yapay zeka üzerine konuşacağız. Ee, ama önce tabii Serhat bir kendini tanıt istersen. Ee, kısaca nedir ne değildir? Serhat Sürek kimdir? Tabii şöyle ki merhabalar herkese. Ee, ben Serhat Sürek. Bilgisayar mühendisiyim. 2013 senesinde OTTÜ'den mezun oldum. O zamandan bu zamana çok çeşitli ARGE projelerinde yer aldım. 2016 senesinde Bursa'da kendi yazılım firmamı kurdum. Ekibimle birlikte insan psikolojisini baz alan çeşitli yazılımlar geliştiriyorduk. Fakat işler umduğumuz gibi gitmedi ve iki senenin sonunda kapatarak yeniden özel sektöre geri dönmek durumunda kaldım. Şu anda özel sektörden de ayrılmış durumdayım. Bir yandan girişimci koştuğu yapıyorum, bir yandan da freelance danışmanlık yaparak devam ediyorum. Güzel yani şu anda da freelance bir danışmanlık ve aynı sektöre devam ediyoruz. <laughs> yazılım sektöründe devam ediyoruz. Güzeldir. Ee, Serhat ne kadardır bu işin içerisindesin, yazılım işin içerisindesin ve ne zamandır e, başladın? Aslında ya da başlaman nasıl oldu? Okulum başladım yoksa daha önce ya ben hani içimden geldi bir yazılım yazılım yapayım ya da para vardır bu işte falan çünkü öyle geyikler vardır bilirsin hep işte ya yazılımcı varmış işten çıkmış abi. Abi 30 bin lira maaş alıyormuş falan. <laughs> Böyle gekler vardır ya. öyle bir şey mi yoksa daha farklı bir hikayesi mi var başlamanın? Yo, şöyle ki çocukluğumdan beri zaten hani bu yani bilgisayarla haşır neşirim açıkçası. hatta bizim zamanımızda TV, yani Professional Writing programları falan vardı. Onların daha 6-7 yaşlarındaki eğitimlerini veriyordum ben öyle söyleyebilirim fakat resmi olarak bakıldığında 2013'te mezun olduğum beridir bu sektördeyim. Yani yaklaşık 10 senedir yazılım alanındayım diyebilirim. Tabi okulda sayarsak bu 15 seneye çıkıyor. Şunu belirtmek isterim yalnız bugünkü konumuz e, açıkçası hani yapay zeka fakat benim uzmanlık alanım değil e, bunu biraz altını çizmek isterim hani güncel bir konu olması sebebiyle sahada kullanılan araçları ve bunların nasıl kullanılabileceğini özellikle ele almak istedim hı hı. E, bu alanda çalışan çok değerli arkadaşlarımız ve hocalarımız bulunmakta. E, örneğin e, LinkedIn'den Zafer Demirkol hocamızı takip etmenizi öneririm e, onun dışında Twitter'dan Merve Noyan arkadaşımızı takip edebilirsiniz e, Hugging face community vardır. Yani ilgisi olanlar yine bu alanda onlara bakabilir, göz atabilir. Bu söylediğin değerli isimler yapay zeka üzerine çalışan isimler değil mi? Evet, aynı o şekilde. Anladım. Güzel. Yani Umarım faydalı şeyler olmuştur burada o kişiler tarafından. Burada izleyenler ya da daha sonra izleyecekler de bunlardan faydalanabilir. Peki senin kullandığın yazılımlar hangileri? Ve hangilerini nerede kullanıyorsun? Bunu da merak ediyoruz mesela biz. Yani hangi yazılımı kullanıyorsun ve nerelerde nerede kullanıyorsun? Yani şöyle, ben açıkçası backend developer olarak geçmekteyim. PHP, Node.js ve JavaScript hani uzmanlık alanlarımdan, uzman olduğum dillerden. PHP öldü mü diye soranlar oluyor, biz yaşatıyoruz diyebilirim şeklinde. Genelde web alanında projeler geliştiriyoruz. O şekilde. Anladım. Şimdi... Şey demiş, e, Serhat'ın sesi biraz daha yükselsin gibi bir şey söylemiş şey de... E, ...Günay arkadaşımız. Ben de Serhat'ın sesi değil. çok açık, hani fülde. E, ben biraz sesimi yani kısayım çok, o zaman. Biraz daha e, yüksek, belki biraz daha yakın konuşabilirim. Ha, yani o şekilde yapabiliriz. E, gerekirse de ben biraz daha kısık konuşurum. Ama hani o herhalde Serhat'ın daha e, oturaklı daha usturuplu ve daha sakin konuşmasından kaynaklanıyor. Birim gibi hebele bebele. <laughs> evet yani hoş geldiniz o. falan gibi tip olmadığı için Serhat bu şekilde çıkıyor diye tahmin ediyorum. Peki şimdi şu anda bizim mesela bu ekstra bir soru olarak aklıma geldi. Abi Bu arada Hı -hı. şunu söyledim. Sorularınız yapay zeka ile alakalı, yazımla alakalı mesela biri sormuş işte hangi yazılımı tavsiye eder Serhat abi diye yayından sonra alacağız. Yani yayından sonradan kastım. Yayını kapatıp alacağız değil. Biz yayın akışını yapacağız. Yayın akışı bittikten sonra sizin sorularınızı alacağız. Onlara aradan bakacağız. Aralarından seçeceğiz. Yani şöyle arkadaşlar. Yayının esasında soru sorabilirsin ama akıştan sonra cevap vermeye çalışabileceğim olabildiğince. Daha sağlıklı evet, olacak efendim. çünkü araya girecek falan filan bilmem ne diye düşündük. Ama dediği gibi Serhat'ın şey yapabilirsiniz, sorabilirsiniz. Ee, peki o zaman Serhat e, şeye girelim aslında bu geceki konumuza girelim. Konumuz yapay zeka. <laughs> bir yazılımcı olarak e, yapay zeka nedir? Bunu bize bir anlat. E, i̇lk başta bunu bir anlayalım. Yani zeka bizim bildiğimiz zeka mı? Yoksa bu birazcık science fiction süslenmiş bir isim mi? Yani yapay zeka deyip iki satır kod yazıp e, scriptle onu da ayarlayabilir insanlar. Bu bize anlatır mısın? Nedir ne değildir yapay zeka? Ee, şöyle ki yapay zeka insanların düşünme, öğrenme ve karar verme süreçlerine benzer bir şekilde çalışan bilgisayar sistemleri olarak e, lanse edilebilir bu sistemler çeşitli görevleri yerden getirmek için veri ve algoritmaları kullanarak öğrenebiliyorlar. Bu oldukça önemli bir şey. Yani açıkçası iki satırlık kodla kalamamakta. Şöyle bir örnek verebilirim. Bir yapay zeka sistemi bir resim tanıma göreviyle karşılaştığında milyonlarca resim örneğiyle eğitiliyor. Ve bu örneklerden özellikler ve kalıplar çıkarıyor. Bu özellikler ve kalıplar sistemin yeni bir resmi görüntüle, e, görüntülediğinde resmin ne olduğunu tanımlamasına yardımcı oluyor. E, yapay zekayı biraz daha detaylandırırsak e, önümüze veri analizi, makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi kavramlar çıkıyor. E, makine öğrenmesini yapay zekanın bir alt dalı olarak e, nitelendirebiliriz. Veri madenciliği, istatistik, veri tabanı yönetimi, e, yapay zeka tekniklerini birleştirerek çalışıyor. Derin öğrenmede ise e, makine öğrenmesinin bir alt kümesi. E, yapay sinir ağları kullanılarak gerçekleştiriliyor. Çok katmanlı sinir ağları ile yapılandırılmış verileri işleyerek öğrenebiliyor. Ben bir şey sormak e, istiyorum. Bilirim. Sen tanımı bitirdin evet. mi abi? Evet, yapay zekayı bu şekilde tanımlayabiliriz. Ha şimdi arada çok teknik şeyler söyledim. İşte yapay sinir ağları, çok katmanlı öğrenme, e, bunu bir örneklendirebilir misin abi? Örneğin e, yapay zeka programlarından biri Chat GPT en popüleri şu anda herhalde değil mi? E, Hı -hı. O nasıl çalışıyor? Bunu e, bu şekilde bir örneklendirebilir misin? Örneğin ben Chat GPT bana e, güneşle alakalı bir şiir yaz dediğimde nasıl bunu Hı -hı. veriyor bana? Ne neye göre veriyor? E, şöyle ki hani onun anlatımını yani background'da şu anda e, giremeyeceğim çünkü uzmanlığım değil. E, Hı -hı. Sadece e, yüzeysel olarak anahtar kelimelerle sizi Hı -hı. biraz yönlendirebilirim e, bu konuda. Olur Hatice, tabii tabii. <laughs> yani benim de bilgim alanımın dışında kalabiliyor. Bu soruya o şekilde <laughs> diyebilirim yani. Ama yani şu, mesela derin öğrenme dediğimiz şey şu mu? Yani birçok örneği bulup o örneklerle bir metin oluşturup bize mi veriyor? Bunu anlamaya çalıştım aslında bu soruyla. <laughs> evet, o şekilde nitelendirebiliriz. Anladım. Yani Enteresan bir teknoloji ve umarım insan zekasına çok da yakın bir teknoloji bence. İlginç geliyor evet. bana. Peki insan zekasına ne kadar yakın? Yani ben mesela bir grafikerim, benim gibi düşünebilir mi bir grafik tasarlarken ya da ne bileyim bir metin yazarı gibi düşünebilir mi o metni yazarken? Yani şöyle aslında. Iı... Belirli alanlarda insanlar tarafından yapılan işleri öğrenme ve yürütme konusunda oldukça iyi performans sergileyebiliyorlar. Örneğin hani oyun oynama, dil çevirisi, ses tanıma özellikle, görüntü tanıma gibi belirli görevlerde insanlara benzer performans sergileyebiliyorlar. ancak insanların sahip olduğu tam bir anlayış, bu empati olsun, yaratıcılık, işte duygusal zeka gibi özellikleri yapay zekaya henüz tam olarak yüklenemiyor. Hmm. Yani bir yere kadar yapabiliyor fakat bir yerden sonra yapamıyor. Zaten şimdi ben de kendi yorumumu katayım burada. Belki hani Serhat da benim söylediğim şey üstüne belki bir yorum yapabilir. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani evet çok işlevli bir şey, durum. Çok işlevsel bir durum. Belki çok da işimiz yarıyor günlük hayatta. Ama bir insanın yapabildiği şeylerin hepsini yapabildiğini sanmıyorum ben de. Ya da uzun bir süre yapabileceğini sanmıyorum. Yani benim gibi düşün, düşünüyor mu? Evet bana çok yakın düşünüyor. Ee, belki bazı yerlerde benden daha hızlı düşünüyor. Ama benim kadar e, bir logo tasarımında ya da bir e, metin yazarının yazacağı şekilde yazabileceğini düşünmüyorum. Yani bilmiyorum bu benim şahsi görüşüm. Ha, tabii hep şey derler işte yok e, dünyayı ele geçirecek yapay zeka bilmem ne falan filan. Böyle şeyler de söylerler. Ama o aşamaya daha çok var diyorum. Bilmiyorum Serhat sen ne diyorsun? Yani e, yapay ben zeka. Ben bu buradaki... <laughs> Evet. Ha, buyur abi. Ben burada ufak bir ekleme parantez açmak istiyorum. Tamam. Ne olursa. Ee, şöyle ki bu sorunun bir benzerini ben yapay zekaya yönelttim. Hani onun da görüşünü almak istedim açıkçası. Ee... <laughs> yapay zekaya ne sordun tam bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani insan zekasına ne kadar yaklaşabileceğini merak ederek ben de bunu ChatGPT'ye yönelttim açıkçası. Tamam. bu noktada bana şöyle bir dönüş verdi. insan i̇nsan insan zekasını tam olarak simüle etmek için henüz yeterli teknolojik yeteneğimiz yok. Mütevazi yani insan... Efendim? Mütevazi davranmış. <laughs> ya da bunu, şey bu olabilir mi? Sen yap abi konuyu ben dünyası... bir, bir gireceğim. Buyur. Pardon duyamadım seni. Sen yorumu yap sonra ben şey diyeceğim. Şey olayına gireceğim. Hadi sen şimdi Mütevazi girmiştim. Acaba kendini gizliyor mu? Yani ulan fazla bir şey söylemeyeyim de hani daha da toparlanmadan daha dur bakalım. Ee, çok belli etmeyeyim kendimi. Falan öyle bir şey düşünüyor olabilir mi? Şimdi şöyle bir durum var işte. Hani e, bu e, cümlenin devamında şu şekilde kullanıyor. Bu nedenle insan zekası yapay zeka tarafından tam olarak taklit edilemez demiş. Ama bu cümlede beni e, açıkçası biraz ürküten bir şey var. Burada biz diye bir ifade kullanıyor. Fark ettiyseniz yani biz e, insan insan zekasını tam olarak simüle etmek için henüz teknolojik yeterliliğimiz yeteneğimiz yok diyor. Aa. Yani e, bu da açıkçası e, şöyle bir şey uyandırıyor bende de yani e, kendi benliklerinin e, ve hani insan türü dışında bir tür olduğunun bilincindeler mi bunlar falan şeklinde bir şey uyandırıyor açıkçası hmm. bende de. Bu soruyu da yönelttim bilinçli olup olmadıklarına yönelik. Hani bilinçli değiliz diyorlar fakat yani e, şöyle de bir durum var kendi açımdan yani düşünüyorum. Yani onlara sorduğumuzda hani kendi bilincimiz yok diyorlar okey. Fakat biz de sürekli dışarıdan aldığımız veriler dahilinde kendimizi yeniden programlamıyor muyuz? Aslında bakıldığında çok da bir farkımız yok diye düşünüyorum yani. Onlar da öğrenerek devam ediyorlar. Kesinlikle sana katılıyorum. Yani e, bilinç olayı daha farklı bir konu mesela. Ben bilinçli olduklarını, bilinçli olabileceklerini e, şu an düşünemiyorum. Bilinç farklı bir şeydir. Yani kendini bilmek, e, özgür, hür, hür irade ile düşünebilmek daha farklıdır. Aslında ben şunu söylemek istiyorum. Bence yapay zeka güzel bir şey isim. E, ...cafcaflı güzel bir isim. Yaptıkları şey çok mükemmel bir şey. Çok güzel bir şey. Ama tam olarak zeka diyemeyiz bence ben. Öyle düşünüyorum. Yani zekanın tanımını yaptığımızda abi... ...zeka nedir? E, zeka, e, hür iradeyle düşünebilen... ...öğrenebilen, bir kaynak olmaksızın... ...düşünebilen... ...bir e, yerlerden de tabii ki esinlenebilen özgür iradedir diye düşünüyorum ben. Yani burada chat GPT ya da diğer programların yaptığı, şimdi Serhat da zaten uygulamalarını da yapacağız. Bu programların yaptığı sadece derin öğrenme. Yani Serhat'ın da söylediği gibi işte güneşle ilgili bir şiir yaz dediğinizde size birçok güneş ve güneşle ilgili olan şeyleri buluyor ve onları anlamlı bir şekilde sıraya sokup size veriyor. Ya da fotoğrafta da böyle. O yüzden ben Serhat ne diyecek bilmiyorum. Onun da fikrini öğrenmek istiyorum. Ee, bu programlara yapay zeka denmesini biraz böyle spot havalı bir havalı bir şey görüyorum yani havalı bir cümle görüyorum hani ne diyeyim yapay zeka diyelim abi hop kopsun gitsin herkes e, ilgilensin diye düşündüklerini düşünüyorum bilmiyorum sen ne diyorsun Serhat? Ee, şeyde, yorumlarda güzel bir şey gelmiş. Kolektif zeka diye. O ilgimi çekti. Ha günay. Evet. Ee, evet. Yani güzel bir noktaya e, değinilmiş. Hani, e yani kolektif ibili yani kolektif zeka e, oldukça e, güzel. Evet. Hani kolektif zeka günayın yorumu orada aslında güzel. Ee, Sağol e, şey Selçuk Hoş geldin, Güney Hoş geldin, Erhan Hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, orada evet sana katılıyorum. Ee, Günay'a e katılıyorum ve senin söylediğin şey de mantıklı. O zaman e, Serhat bir mesela Chat GPT ile alakalı nasıl kullanılır? Şimdi ben açsam ekrandan, sen beni yönlendirsen, burada izleyenler de baksa ya da sonra izleyecekler baksa, böyle bir uygulama yapalım mı şimdi? Tabii hemen yapalım. Şey diyormuşum, ama burada yapılmışı var falan. <laughs> TRT şeyleri gibi. Şimdi chat GPT açıyorum, burada açılmışı var falan diye. Login alıyoruz, burada olunmuşu var. Şimdi onun için şöyle chat GPT ekranımı açayım ben efendim. Ondan sonra nerede şey? Ee, bizim e, OBS'miz. Şimdi browser ee, şu en üstte alacağım. Peki bu şeyler neyle yapılıyor abi? Hangi programlarla e, yapılıyor? Hangi dille yapılıyor ya da? Hı, abi e, şöyle ki şimdi e, çeşitli kullanım yani e, her dilin ayrı bir şeyi var. Hmm, nasıl diyeyim? Yani Kullanım alanına göre değişiyor şey ama genel olarak e, Python kullanılıyor e, açıkçası. Hmm. E, yani Python bir de e, R dili kullanılıyor. Java ile yazılan kısım da var. Büyük projeler için özellikle. Anladım. Genelde Python dili kullanıldığını söylüyorsun ama. Evet. Güzel. <laughs> Şimdi o zaman ben ekranda chat Gpt açıyorum abi. E, şu Aynen. anda benim kamerayı vesaire görmeyeceksiniz. E, şu anda Serhat beni yönlendirecek ve biz burada bir chat GPT'yi kullanacağız. Örneğin ben ne olayım Serhat? Ben bir e, sosyal medya kullanıcısı e, bir ne olayım baklavacı olayım. Tamam mı? Baklavacı. Bursa'da bir baklavacı olayım. Ve bana da şey lazım olsun. E, bir baklava ile Ya da senin yönlendireceğin bir şey varsa oradan gidelim. Sonra ben kendi şeyimi söyleyeyim. Tamam, pekala. Eğer şeyse e, şu an ben göremiyorum galiba ekranı ama. E, ha, evet. Benim sana şöyle ekran paylaşmam gerekecek. Bir saniye. Ben sana e, şeyde ekran paylaşıyorum abi. Nedir o? E, Discord'da ekran paylaşıyorum. Oradan bakabilirsin. Evet, şu anda geçtik galiba. Şey, e, diğer programları da deneyeceğiz arkadaşlar. Bu arada Bing, mesela Bing benim çok hoşuma gitti. Bing'in yapay zekası. Çok çok güzel bir yapay zeka. Hatta beni böyle en tedirgin eden <laughs> meslek anlamında oydu. Bing'ten bir logo yapmasını istedim benim için. Gerçekten çok enfes birkaç logo çıkardı. Onları da zaten paylaşacağız. The ID var. Serhat onu gösterdi bana. Onun da hakkında çok fazla bilgim yoktu. O da çok güzel bir şey yazdım. Yani aslında bu yazılımların çoğunu günlük hayatımızda kullanabiliriz. Paylaşım geldi mi Serhat sana? Şu anda gelmedi göremiyorum. Şey diyeceksin. Eee Discord'ta benimle senin senin konuştuğun bir yer var ya. Hı hı. Orada şey diyeceksin. E, ekran benim şeye geleceksin. Karaya geleceksin. Yayını izleyeceksin. Senin şey senin e, WhatsApp'ı görmekteyim hani şey olarak. <laughs> ekran olarak. Ama benim WhatsApp açık. Pardon. Bir dakika ya söylesene ulan yayında. <laughs> Heh. tamam şimdi Gelecek bir dakika. Hani. Hatta bir dakika ben OBS'ten abi şey paylaşayım. Ekran değil şey. Ha bir dakika yayında ne paylaşıyorum ben? Ha tamam. Tamam okey okey tamam. Şimdi gelmesi gerekiyor Serhat sana. <laughs> Yayın, şeyde, yayında benim şey paylaşılı, paylaşılıyor. E, browser paylaşılıyor. Burada şey paylaşılıyor. Okey sen doğal olarak tabii ki benim e, Whatsapp'ı görüyorsun. Tamam. Şu anda chat GPT görüyorsun ama değil mi ekranda? Şu anda YouTube'u görüyorum. Yayında. Bir dakika ya bir dakika. Ben bir daha paylaşayım o zaman sana. Çünkü yayında chat GPT görünüyor. Bir dakika paylaşıyorum tekrar. Ee, ekran paylaş. Ee, chat GPT. Evet gelmesi lazım sana. Heh, şimdi geldi dostum. Tamam. tamam. Şimdi. E, istersen sen yönlendir. Önce chat GPT'nin. Bu arayüzünü ekranı anlat. Yani bu da tamamen kontroller sende. <laughs> Tamamdır Asım. Ee, şöyle ki hani e, burada işte örneklerden, e, yapılabileceklerden ve bazı limitasyonlardan e, bahsedilmiş durumda. E, tabii şu anda gördüğümüz e, alan e, GPT-3 olarak geçiyor. E, bir de GPT-4 da yayınlandı aynı zamanda. E, tabii şurada altta görmüş olduğunuz New kısmında Upgrade 2 Plus dediğimizde GPT-4'e geçme imkanımız var. Paralı tabi kendisi. O yüzden şimdilik önce GPT-3 üzerinden gideceğiz. New Chat diyebiliriz. Şuradan New Chat diyorum. Diyemiyorum. E niye? Zaten, e, yok zaten New Chat olarak gelmiş. şeyde Sen de mesaj kısmımızdan tamam. dilediğiniz komutu verebiliyoruz. Türkçe algılayabiliyor. O, o güzelliği var. Örneğin o kadar e, şiirlerden bahsettik Erdem'im kendi adına bir akrostiş yazdıralım istersen. Ne yazdıralım? Um, Erdem için <laughs> bir akrostiş şiir <laughs> yazabilir misin Yazalım. Tamam. Er, er, ama beni nereden tanıyacak? Yok o şey o tan tanır o bilir o seni. <laughs> Nasıl bilecek lan? <laughs> Yok hayır hayır şey de değil tabii hani e, Erdem içerikli bir e, akrostiş şiir. Tamam. Tıkartılır. Bir ne şiir? Akrostiş. Ak, Tish Ne Rose. kadar e, evet. bilgisayar yazılımcısı doğrusu şiirle alakası çok vardı Sert'in. Bu evet. arada Günay bir şey söylemiş. Günay e, Sert görecektir onu ve cevap vereceğiz. E, şimdi buradaki şeye basıyorum. Ya, o kaba kutu basıyorum şiir, değil mi? Şiir yazabilir. Şiir yazabilir misin diye cümleyi tamamlayabilirsek. Tamam yazmıyor herhalde ama. Hı. Akrostiş şiir yaza bilir, yazabilir misin? Evet. Şöyle ayıralım. Erdem, Erdem içerikli olmasın, Erdem için olsun. Çünkü hani oradaki Erdem'i şey olarak alıyor. Hani E R D E M olarak gelecek. Erdem için bir akrosti şiir yazabilir misin? Evet. Yapıştırıyorum. Gönderelim. Evet, şimdi işlem yapılıyor. şu anda Big Data'dan data transferi merkeze aktarılıyor. Çok uzun sürdü ya. Evet. E, normalde bu kadar uzun sürmez ama. Senin için bayağı düşünüyor. Erdem, <laughs> ya biz öyle Adına zart değişir yazılabilecek biri değiliz. Bu arada Güney'in şeyini okuyayım ben, yorumunu okuyayım. Güney demiş ki, Big Data, büyük veri havuzundan internet alemine yayılmış olan bilgilerden mahrem ve hakları belirli kişilere ait olan ama hakları ödenmemiş içeriklerin izinsiz kullanımı etkin olmaması hakkında ne düşünüyorsunuz demiş Günay. Evet. Uh -huh. yani. etiklik konusuna ayrı bir değineceğiz. Orada e, biraz daha açayım bu konuyu. Tamam. Olmaz. Mı? O konuya aslında bayağı bir e, gireceğiz Günay. Yani etiklik konusuna. Yani aslında Günay'ın demek istediği şey şu. E, ben şöyle özetleyeyim size. Aa bulamadı bak. Ne dedi? Something wrong. Bir şeyler yanlış şey gitti. <laughs> yanlış gitti. <laughs> ya chat GPT. Şiir yazamadı abi. <gülüyor> <gülüyor> Yazılmışı var ben göndereyim. <laughs> <laughs> tamam dur. Şey için. Ya normal şiir yazsın. Erdem için. Ak. rostiş Bir. Şiir. Yaz. Şiş yaz dedik. Dur bakalım. Heh. Bu evet. sefer oldu. Ya mesela yazdı. Hı hı. Elvanlar gibi güzel, rüyalarını süsleyen, düşlerimde hep se sen varsın. En sevdiğim özlemsin. Mutluluğum, Bunun sebebisin. sebebisin <laughs> <laughs> Bu arada benim için ilk kez şiir yazan biriydi. Ee, oldu ve ben e, şu anda evet. <laughs> evet yani e, şey yapalım mesela. Evet. Dediğim şeyi yapalım mesela Serhat. Ben e, Bursa'da bir tane şeyim. E, kebapçıyım. Kebap yapan bir dükkanım ve firmam için bir slogana ihtiyacım var. Mesela benim buradaki chat bölümünü nasıl kullanmam gerek? Ya da mesela burada setting var bilmem ne var. Bunlar nedir ne değildir? Birazcık onları anlatalım. Ondan sonra da chat GP'ten çıkıp diğer programlara geçeceğiz yavaş yavaş. Ne yapmam gerekiyor? yani Ben buraya şunu yazsam direkt Anlar mı? Yani bana e, döner dükkanı için slogan yaz desem anlar mı? Diyelim abi. Gönderelim gitsin. Yani aslında yazdığımız her şeyi anlayabilme yetisine sahip değil mi? Evet. Evet. Bir özellikle. Hani beş tane slogan buldu. E, lezzetli dönemimiz tanışın. E, yemek saatlerimizi renklendirecek lezzetler burada. Falan filan gibi bir sürü şey buldu ama şunu söylemek istiyorum ben. Şimdi hı hı. E, öncelikle şunu sorayım senin ekleyebileceğin, ekleyeceğin bir şey var mı ChatGPT'ye çünkü ChatGPT bölümünü kapatalım diyorum artık ben. Ee, şey açıkçası yok oradaki settings kısmında da daha çok hani dark moda mı geçeyim, şey mi yapayım hesabını sil gibi e, olaylar var kapatabiliriz yani. Ha, anladım geçeyim. evet dark mod falan filan. Hı hı. Okay. Yani yazdığınız her şeyi işleme özelliğine sahip. Ben özellikle hani hangi alanlarda kullanılabilir ona biraz değineyim. Mesela bir şirkete başvuracaksınız, ön yazı hazırlamanız gerekiyor. Yani gerekli bilgileri verirseniz çok güzel ön yazılar hazırlayabiliyor bu cover letterler olsun. Yani İngilizce-Türkçe hazırlayabiliyor. O şekilde paylaşmak da isterim. Artı çok güzel kod yazıyor. Yani bu alanda da güzel kullanımları var. Yani asla şey yapmayalım. Ee, misal 6 saatlik bir işi bir saatte e, indirebiliyor yani ya da hiçbir bilginizin olmadığı bir şey sorduğunuzda e, size e, dökümanları e, dökümanlarla gelebiliyor yani bu oldukça güzel bir şey. Anladım. Ee, şimdi bir dakika Serhat ben küçük bir ayar yapacağım. Yine... <laughs> evet. Yani aslında Chat birçok yerde kullanabiliriz bizim işimize yararkiyos. Aynen öyle <laughs> şiddetle tavsiyemizdir. Tabii hani e, burada az evvel güzel bir noktayı deyin. Nerede hani e, buraya ne yazabiliriz? Hani nasıl daha iyi kendimizi ifade edebiliriz? Aslında e, Chat bu noktada güzel bir alan açıyor. E, buna da prompt engineering deniyor. Yani yeni bir kavramlar gelmeye başladı. E, yeni istihdam yaratılmaya başladı bu alanda. Yani chat kullanımı için istihdam gelmeye başladı. Öyle söyleyebilirim yani. Evet. Yani aslında bir yandan da chat GPT ya da buna benzer programlar belki ileride bir başında onu yönetecek bir insana, yani yapay zekayı değil de normal bir zekaya ihtiyaç duyacak. Evet. En nihayetinde o olacak. Çünkü bu 3.0 versiyonu, 4.0, 5.0 6.0 giderek gelişecek. Belki daha etkin alanlarda kullanılacak hale gelecek vesaire. Hı hı. Peki yani, e, e, Pardon. Buyur buyur abi. GPT-3 misal yani bildiğim kadarıyla yanlış değilsem 2022'nin sonuna kadar olan veriyi kapsıyordu. Yani e, dolayısıyla diğer versiyonları daha geniş bilgilerle e, güncellenerek devam edecektir. Yani e, o yüzden e, her daim ee, yine yapay zekanın başında bir insan gücüne ihtiyaç e, duyulacaktır yani. Yani ben de onu diyorum. Hani şimdi mesela şey konusuna geçecektim ben. Ee, yapay zeka resim anlamında, görsel anlamında hangi anlamda kullanılırsa kullanılsın. İnsanların mesleklerini ellerinden alabilir mi sence? Ee, şimdi açıkçası benim düşüncem şu şekilde. Ee, evet... E... Yani yapay zeka sayesinde bazı mesleklerde daha az insan gücüne ihtiyaç olacaktır. diye düşünüyorum. Ee, özellikle e, bu hani tekrar eden görevleri yerine getiren mesleklerde bir azalma olabilir. Ee, yani nedir örneğin hani belge işleme içeren meslek grupları ee, da hani yapay zeka bu alanlarda daha verimli kullanılacaktır. Ama e, şu da bir gerçek, e, yeni mesleklerin türemesini de beraberinde getirecektir bu durum. Hani azabell e, örnek vermiş olduğum gibi, hani e, yapay zeka danışmanlığı ya da prompt engineering gibi, hani e, yeni e, mesleklerde türeyecektir. E, benim düşüncem o okay, ki elimizde hani bir yapay zeka var, fakat hani e, bunu nasıl daha kul iyi kullanacağız e, misal, hani orada da prompt mühendisliği devreye giriyor. E, bu o, prompt engineering ile ilgili yurt yurtdışında e, iş ilanları dahi açılmaya başlanmış yani. kodi ya. E, o derece diyebilirim açıkçası. Evet. Yani ihtiyaç e, duyuluyor. Ama şunu sormak istiyorum ben. Sen prompt engineer dedik ya çok havalı bir isim. Yani prompt, Eng wow falan diyorsun. Ama ben girdim, iki satır yazı yazdım ve işimi gördüm. Yani bunun böyle çok kompleks bir durumu yok gibi geldi. Ya yok ya da hani benim bilmediğim bir noktam var. Ya da bize sunulan yani şöyle... 30'da ee, bu kadar mı bu? E, yok, şöyle düşünebiliriz hani çok geniş bir alan. Ee, misal senin SEO'ya e, ihtiyacın vardır. Daha iyi nasıl SEO yapabileceğini ChatGPT ile e, haftalık dahi programlayabilirsin. Hı hmm. hani daha detaylandırabilirsin e, işi. Anladım. Yani, yani e, 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 misal öyle bir tabloyu sen e, misal hani firmanda sunabilirsin. muyum? Bir de hızla alakası var galiba. Yani işte benim Mesela o akrostiş şiiri yazdık. Ben belki onu herhalde düşünürdüm. 10 dakikada, 20 dakikada yazardım. Ama mesela program onu 30 saniyede çıt 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 koydu gibi. Yani her şey de öyle abi. Bugün hani bir yazılımda hani atıyorum hiç bilmeyen biri 6 saatte yapar bir işi. Hem yani bilen biri yarım saatte toparlar gibi gibi. Bir de insanlar için ek bir şey de oluyor, destek de oluyor. Yani örneğin işte e, atıyorum ben firmamı tanıtacak bir yazı yazmam gerekiyor. Hani çok fazla böyle e, yazı, diline, edebiyata, cümlelere çok fazla hakim biri değilim. Ama oraya girip çok rahat bir şekilde yazıyorum mesela bunu. Hani e, Gibi bir örnekte verilebilir. <laughs> yani ChatGPT her şeyden önce bir hani template oluşturuyor bize. Hani üzerinde oynama yaparak e, dediğimiz gibi şey yapabiliriz. Ardından sunabiliriz. Yani işe yarayacak hale getirebiliriz. Anladım. Yani ille verdiği şeyi, şeyi bir bir birebir kullanmak yerine biraz değiştirip de kullanabiliriz tabii ki gayet bir şekilde. Evet. Ama yani elimizi oldukça kolaylaştırıyor. O yüzden hani teknolojiyle teknolojiye düşman değil hani onunla birlikte çalışabilme gücü hani bizi ileri taşıyacaktır diye düşünüyorum yani Peki bu şöyle söyleyeyim şunu sorayım ben. İleriki yıllarda bunu yakalayamayan mesela e, ee, bu bir teknoloji ve çok şu anda yükselen bir teknoloji. Bu teknolojiyi yakalayamayan ülkeler, fabrikalar ya da kurumlar, şahıslar biraz daha böyle e, düşecek mi piyasadan? Örneğin bir ara sosyal medya fırlamıştı böyle işte 2008-2010 gibi falan da herhalde. Çok yükseldi böyle. Şimdi onu yakalayan firmalar biraz daha öne geçti. Öyle bir şey olabilecek mi yoksa yok ya o kadar değil yani daha şeyi var diyebilir miyiz sence? Açıkçası abi e, yani teknoloji inanılmaz hızla e, gelişiyor. Yani e, survival of the fittest hani e, işte m, güçlü olan hayatta kalır sözü normal şartlarda ama hani en iyi adapte olabilen e, hayatta kalır. Yani şirketler için de bu e, geçerlidir diye düşünmekteyim. Evet. Yani burada şu örnek alınmalı. Herhalde evet, senin dediğin işte çok güzel bir şey söyledin. En iyi adapte olabilen. Yani zaman gelişiyor. Şirketler içinde, şahıslar içinde. Ve buna en iyi adapte olabilen firma hayatta kalır. Ki ben şöyle bir şey biliyorum. Yani bazı büyük firmalar hani şey deriz ya biz TikTok çok leş bir platform. Yani ne var orada falan. orayı bile yatırım yapıyorlar. Hani oradaki hacimlerini bile genişletmeye çalışıyorlar. Hani aslında bilmiyorum Bugün bir firması olan bir TikTok'ta TikTok'a reklam verir mi ya da TikTok'taki herhangi bir etkileşime dahil olur mu bilmiyorum ama hani gerçekten adapte olmak dediğimiz belki böyle. Evet, kötü bir platform olabilir, çok şey olmayabilir ama or, orası da bir ayaktır diye düşünüyor adam ve giriyor. Belki şu an için yapay zekada hani ya çok yeni ya dur bakalım falan demek yerine bir an önce argeler yapılması gerekiyor bu alanda diye düşünüyorum. Peki evet. şeyi soracağım ben. Ee, evet. Askeri alanda mesela, şimdi, şimdi bir soru daha gelmiş de o soruyu sonra cevaplarız. Hmm, hmm. Benim sorumu önce alalım. <gülüyor> <gülüyor> askeri <gülüyor> alanda, yani askeri e, alanda, ordularda, bu kullanılabilir mi ve e, işe yarar mı? Nedir, ne değildir? Yani düşüncenle mesela, yapay zeka ile bir atıyorum robot, işte git düşmanları öldür misal ya da işte falancı yere şu şey paketi gönder işte kumanyayı gönder gibi bir şey olabilir mi işte Boston Dynamic robotları var hani ona yük dersin götür gibi bir şey olabilir mi? Abi şöyle söyleyeyim hani açıkçası verinin işlenebileceği her alanda yapay zekada olacaktır. Çünkü yani data diye işleyebileceğin her alanda olacaktır. Bir Dolayısıyla de, Dolayısıyla askeri alanda da kullanılabilir. Bir de şey çok ilginç gelmişti bana mesela bu ile alakalı soru sordum. Başında hani robotları var mesela. Hı hı. Ee, adam şeyi yapıyor böyle bir paravanın üstünde inşaat gibi bir şey yapıyor. Robotu diyor ki alet çantası bana alet çantasını bana getir diyor robota. Robot şöyle bakıyor etrafına alet çanta soruyor işte tet 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 koşuyor. İşte geçmesi gereken bir boşluk var, çukur var. Oraya bir tane hı hı. tahta koyuyor böyle yamuk yumuk koyuyor tahtayı. bıtık bıdık bıdık bıtık, bıtık onun üstünden geçiyor alet çantasını alıyor adama götürüyor. Yani bu mesela ee, tamamen bir e, öğrenme ve uygulama yani çok acayip bir şey bu abi. Hani acayip bir teknoloji bu. Beni korkutuyor mesela. Bunu sorayım sana. Seni korkutuyor mu böyle teknolojiler? E, açıkçası e, yani insan bilmediği alandan yani bilmediği şeyden korkar. Evet hani e, anlamlandıramadığımız, bilmediğimiz e, şeyden e, yani beni de ürküttüğü yerler var. Hani e, çünkü ipin ucu kaçar mı şeklinde insan bir sorguluyor acaba hani. Ee, acaba bir noktada e, şey yapamayabilir miyiz? Tamam şu an için hani o adam bir input verdi neticede. Hani bir görev verildi ki e, o robot onu uyguladı diyebiliriz. İlk etapta. Fakat hani e, input'u almadan e, yapmaya başlarlarsa işte o zaman e, durumlar değişebilir. Ha bak güzel bir şey. Günay da çok güzel sorular soruyor. Onları da şey yaparız. Sen de bakabilirsin. istersen cevaplayabilirsin. Iııı evet. ee... Meslekle alakalı konuştuk işte insanların mesleğinin yerini alabilir mi? Zaten sen buna da cevap verdin. Alabilir ama dedin hani alternatif meslekler çıkacaktır dedim. Ben de katılıyorum zaten sana burada. Etik konusuna daha sonra geçeriz. İstersen bir de Bing var. Ben ondan çok etkilenmiştim mesela Bing uygulamasından. Çünkü şu ana kadar fotoğrafla alakalı hepsi böyle bir sanatsal şey yapmıştı. İşte çok görselli, mörselli, işte çok science fiction şeyler çıkarmıştı. Fakat Bing bunlardan daha farklı bir şey alanda hizmet veriyor. Daha doğrusu aynı alanda hizmet veriyor ama daha böyle güzel şeyler çıkarabiliyor. İstersen ben Bing'i açayım yine ekrana vereyim. Hani sen de beni yönlendir orada. Şunu yapalım Aha. bunu yapalım diye. Bir de Bing'in uygulamasını senden dinleyelim istersen olur mu? Peki öyle yapalım. Bu arada sorulara da bakabilirsin. Hani ben Bing'i açana kadar bir küçük bir boşluk olacak. Onları da cevaplayabilirsin. Hı hı. Hmm, bir dakika. Bing'i şeyde açıyoruz değil mi? H. Ee, ha, Microsoft Edge'de evet. Tamam. Microsoft Edge'de açayım ben Bing'i. Ee, Discord. Konuk. Hekleme ile alakalı bir soru gelmiş ama Bilmiyorum bir Windows key yazmış biri bu şeyle Yazdırmış yani yapay zekaya Ama arkadaşın söylediği hani Tam o anlamda o anlamda mı açıkçası Emin olamadım Ama Yani yakalayabilir yani neden şey hackleyebilir yani neden hackleme yapamasın Bilmiyorum Çünkü program şey yapanlar var abi Ben bingi veremiyorum şey ya bir dakika. Pencere yakalama, ekran yakalama, pencere yakalama, pencere yakala. Hı. Evet, bingi verdim. Şu anda bingteyiz. Ben sana ekran paylaşacağım Serhat, Aha. bing için. Bing 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 Bing. Evet. Ee, ekranı da paylaştım sana. Görebiliyor musun şeyde? Heh, evet, görebiliyorum şu tamam. anda. Tamam. Ben şeyi de kapadım. Ee, seni de kenar aldım. Şimdi değil Evet abi, sen dinliyoruz. Tamamdır. Ee, şimdi öncelikle belirtmemiz gerekir ki e, Bing'i kullanabilmemiz için bir Microsoft hesabımızın olması gerekiyor. Yani ve sadece Microsoft Edge'de çalışıyor. Ee, hani normal bir browser'da e, Bing'i açamıyoruz. Ee, Bing'in kullanımı için e, yani girip e, işte e, Gmail, e, pardon yani hat Gmail ya da mail yani mail adresimizle kayıp, e, kayıt olup hesaplarımızı etkinleştirdikten sonra e, sağ üst köşede e, Bing'in simgesi vardır. Ona tıklayabiliriz. Tıkladım. E, bir sohbet ekranımız açılıyor. Tamam. Ben burada e, ha şöyle yapalım burada e, açıkçası üç tane şeyimiz var e, bu yaratıcı dengeli ve kesin e, olmak e, ile ilgili e, üç tane tabımız var e, kesinleri biraz daha e, atıyorum hani program yazılımında ya da hani e, bir e, scientific bir cevap arıyoruz yani e, doğruluğu kesin bir cevap arıyoruz o zaman kullanmakta e, fayda var. E, ee, yaratıcı ise işte logo tasarımı ya da hani bir imaj çiziminde kullanmakta fayda var. Ee, ben özellikle yine yaratıcı kısımdan e, giriş yapmak istiyorum. E, ee, Erdemciğim ne çizdirelim? Şey şimdi e, ne çizdirelim? Demin ne örneğini vermiştik? Kebapçı deme. Kebapçıya bir logo yaptıralım mı abi? <laughs> tamam yaptıralım. Tamam. Ee, onu şey ister mi acaba? Ee, bakalım bir translation ister mi ona? Ne ister mi? Ee, ben hani İngilizce ister mi diye bir şey yaptım da. Eğer isterse ona göre yaparız. Sen bir Türkçe yaz istersen abi ne istediğini. Tamam bu kebapçı İngilizce için gerektiriyorsa sen söylersin ben yazarım yine. Tamam, yani kebapçı için bir logo tasarımı yapabilir misin? <laughs> Kebapçısı için 3 e, renk kullansın yine. üç renk kullanmasını istiyorum. Bunu yazabilir miyim? Tamam yazabiliriz. 3 renkli 3 renkli minimal hatta diyeyim minimal bir logo yap. Ee, şimdi yine okey diyoruz değil mi? İleri diyoruz. Fırat hoş geldin. Aynen. Bakalım çizebilecek mi? Yoksa İngilizce mi isteyecek? Oradaki şeyi okuyamıyorum ben ama. Merhaba falan filan. Bursa kebapçısı için 3 renkli minimal bir logo yapmak istediğinizi anlıyorum. Bunun için size bir resim oluşturucu çağırmam gerekiyor. Hangi renkleri kullanmak isterseniz. Oh! <laughs> Abi çok iyi. <laughs> hani adam birebir soruyor. Diyor ki grafiker gibi şerefsiz ya. Ağzını kıracağım bunun ha. Bunu kullanmayın oğlum. Şş. <laughs> adama bizim iş böyledir ya mesela ben sana logo yaptım diyorsun ki Erdem logo istiyorum tamam işte şununla alakalı Tam hangi renkleri kullanmak istiyorsun <laughs> şerefsiz ya kırmızı beyaz yeşil bir dakika bak bu da çok manidar Bursa dediği için kırmızı beyaz yeşil diyor belki değil mi? evet olabilir açıkçası yani çıkan ee, renkler <laughs> ilginç biz diyelim ki sarı ve mavi turuncu gri ve kahverengi sarı siyah mavi sarı siyah mavi diyeyim abi. sarı Siyah mavi ne dersiniz? Ya da çok klasik bir mahalle tur şeyinden gidelim. Dik kaldırımda Bursa'da tamam mı? Bursa dik kaldırımda bir şey değiliz biz abi. Nedir? Yeşil beyaz hop yapıştır. Bir de Bursa spor bayrağı asarız yanına. Bunu seçiyorum ben. Kırmızı beyaz yeşil. Bastım. Bakın. Selam herkese bu arada. Yeni gelenler hoş geldi. Yayını paylaşın benim. Bak ben demiyorum bunu hep unutuyorum. Öyle yani. Tamam kırmızı beyaz yeşil renkleri de bir logo oluşturmaya çalışacağım. Bir dakika bekleyin. Oluşturuluyor. Şu anda ne diyor? Logo nasıl oldu? Logo değiştirmek istiyor. Şu anda daha olmuyor. Yok, şu Bekliyoruz. Anda, şey yapıyoruz. Bekliyoruz. Tamam. O. Şerro. Günay. Oğlum. Görüyor mu yayını? Abi bu herif çok şerefsiz. Şimdi bunu ben mesela e, şuraya basarak açabiliyor mu abi? Evet basabilirsin aynen. Evet yayındakilere soralım. 3-4 tane logomuz var. Birincisi Birincisi Fonetik konusunda e, çok geliştirememiş kendi ama hani yani, oraya Photoshop'ta gayet şık güzel şeyler yazılabilir. Yani. Şöyle Bursa'nın şimdi Busa Busa yazmış. Bu lan biz mi yanlış yazdık şimdi bok atmayalım bir dakika. Sonra <laughs> Yok yok hayır genel yani olarak e, şey konusunda biraz sıkıntısı var. Hayır hani ben mi Bursa yazdım diye düşündüm. Adam olur sonra bir de yayında biri o sen Bursa yaz Bursa yaz sen yap salak falan. Ben Bursa yazmışım bakın arkadaşlar. Ama bence e, fena değil. Şimdi şuna bakalım. Bursa evet yazı konusunda sıkıntıları var. <laughs> Belki İngilizce girsek bunları çok daha başarılı şeyler çıkaracak. Ya yani mesela bu çok anlamsız. Hı hı. Ya bak bilmiyorum, bir şeyler yapmış ama bilmiyorum. Şunun dışında ki bunun da bir manası yok. Yani ne bu? Başka bir şey deneyebilir miyiz şimdi peki? Deneyelim. Mesela ne diyebiliriz başka? Mesela... E, şunu diyebilir miyiz? Mesela... Mara Maradona demeyelim ya. Messi... Messi ile... Messi ile... Örümcek adamlı... Bir... Afiş... Yap. Messi ile örümcek adam içeren Messi'li örümcek adam temalı örümcek adam Adamlı ne abi temalı şey <laughs> sipariş veriyor sanki abi bana bir bir örümcek adamlı dürüm alayım be. temalı bir afiş yap mesela bastım abi bakalım ne diyecek buna bakalım yani e, bu tehlikeli bir noktaya gidebilir bak yaptığı logolar kötü kötü gerçekten kötü ne diyor? Messi ile örümcek adamla bir afiş yapmak istiyorsan bunu anlıyorum. Siz bir resim oluşturucu rağmen isimlerine afiş boyutu... <laughs> Kare küçük, dikdörtgen ve büyük, yuvarlak ve orta. Abi ölçü soruyor ya şerefsiz. Messi, pampa Messi değil. Olsun o Messi yapsın. Anlasın kardeşim o kadar da. <laughs> Mesih de çıkabilir abi. Mesih de çıkabilir evet yani o da olabilir. Güzel seçenekler sunması benim hoşuma gitti. Bunu seçelim. Messi mavi ve beyaz örümcek adamı. Tamam okey. Yani bu bence e, diğerlerinden daha şey. E, sosyal bir yazılım. Böyle kontak kuruyor abi sizle. Hani, <laughs> sohbet. Biraz daha sohbet havasında geçebiliyor. Evet. Arka plan şey olsun. Manzara olarak şehir. Evet güzel abi. Bence mantıklı. <laughs> en sonunda ne çıkaracak gerçekten merakla bekliyorum şu anda. Şey diyebiliyor muyuz peki? E, logoyu bir tık büyütebilir miyiz? Bu. <gülüyor> <gülüyor> şey, şey de, onu aldıktan sonra Photoshop'ta biz yapıyoruz abi <laughs> çıkması. <laughs> Çünkü hani tek seferlik üretiyor. Tabii yok. Bir önceki resmen de dönemiyorsun. Aa. <laughs> Bak. Bak. <laughs> Örümcek adam. Oğlum bu ne çıkardı lan bize? <laughs> Örümcek adamla bir şey var ama. <laughs> Abi mens yazarsan olacak oğlum. <laughs> <laughs> tamam tamam sen bir şey söyle Serhat. Ya da yayındakiler bir chat, chat bir şey söylese onu yaptıralım sonra bu tarafı kapayalım. Bu çok <laughs> eğlenceliymiş çünkü. Bir şey söyle chat onu yapalım. Ya da Serhat senin aklında bir şey varsa sen söyleyebilirsin. Yani arkadaşlardan alabiliriz. Güzel şeyler çıkabilir yaratıcı. Varsa istekleri, logo. Ya ben bunu başarılı buldum hani bayağı kaliteliydi. <laughs> Diğerine göre bir de eğlenceli bu. Evet, Tab evet kesinlikle. Tabii benim gibi kötü yazmayacaksınız, net yazacaksınız. İstediğiniz şeyi bileceksiniz, değil mi? Yani Messi, Messi. <gülüyor> <gülüyor> belirttiğimizde güzel şeyler çıkabiliyor. senin yine düşük poligonlu bir şeyler çek şey yapabiliriz hani göstermem bağırmadın. Olur tamam. Zaten bir şey gelmiş mi gelmemiş. Tamam ben yazayım. Yazayım. Bir dakika şunu kapayım, Şunu da kapayım. <laughs> Şöyle önümüzde bayram var tamam mı? Ee, bayram temalı Ramazan bak Ramazan bayramı temalı e, temalı bir kart bir temalı bir bir bak üç boyutlu üç boyutlu Ramazan bayramı temalı bir afiş afiş yap nasıl var mı düzeltecek yok değil mi tamam Bak. Hı -hı. Üç Bu boyutlu bir, Ramazan yani. bayramı temalı bir afiş yap. Üç boyutlu düşük poligonlu. Ramaz Bak. Üç boyutlu düşük poligonlu. Poligon arkadaşlar burada şu anda herkes biliyordur ama daha sonra izleyenler için söylüyorum. Poligon bir yüzeyin oluşturulmasında kullanılan e, en ufak yüzey denir. Onları küçük yaparsanız da böyle e, şey bir hava olur. Çizgi filmisi bir hava olur. 3 düşük po poligonlu Ramazan bayramı temalı bir afiş yap. Bakalım bu son olsun. Ondan sonra da diğer programlara geçeceğiz. <laughs> sonra da soruları falan bakarız zaten. Tamam. Şimdi yazıyor yine. Ne demiş? Ha yok şu anda bir şey demiyor. Ha yok benim seçeceğim burada. Ha, daha, ha, kare küçük. Dikdörtgen ve büyük. Dikdörtgen ve büyük diyelim bizine. Tamam. Mesela burada böyle iletişime geçmesi bizde benim çok hoşuma gitti açıkçası. Hani çok fazla vakit almıyor gördüğünüz gibi hani çat 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 akıyor. Şu anda bir şey demiyor. Ha renkler olarak mavi kırmızı beyaz olsun. Peki ben buradaki yazıların geri kalanını okuyamıyorum ya, bu nasıl? Oradan büyümüyor abi o ya. Ben de çok denedim de. <laughs> Başarısız oldum. Başka bir yerden. O şeyi de kapadım. Neyse tamam, birini seçerim. Şunu alalım. <laughs> Afiş nasıl olsun? Ha, aaaa bak, yaptı. Evet. Şu Serhat'ı şöyle alayım ben. ha, tamam. Evet, düşük poligon dediğimiz işte şunlar, çok güzel olmamış. Ben beğenmedim ama yani mesela bu güzel. Biraz evet bu güzel. <laughs> ya e, Serhat'ın dediği gibi yazıs şeylerinde sıkıntı yaratıyor. Ama onun dışında genel, genel olarak çok güzel e, temalar çıkartabiliyor yani üzerinde oynanabilecek Evet. fikir verebilecek güzel yaratıcılıklar çıkabiliyor yani. Yani zaten e, mantık da o hani biz bunu olduğu gibi e, kullanamayız ama hani birazcık değiştirebiliriz <laughs> birazcık yorumlayabiliriz diye Aynen düşünüyorum. Olacak. Evet e, o zaman şimdi tekrar e, şeye geçelim. Gözde hoş geldin Yavuz hoş geldin. Şimdi ben yine normal ekranı vereceğim. Ondan sonra yayınımıza sohbet ederek devam edeceğiz. Bir saniyenizi alacağım efendim, bir saniyenizi alacağım. Ben evet şu anda <laughs> Discord'ta <yine> bir... <laughs> tamam neyse onu ayarlarım ben şimdi ee... evet evet şimdi Serhat'ın kamerasını siz göremiyorsunuz ama açacağım onu da açacağım bir saniye bekleyin <laughs> şöyle yapacağım Serhat sesim geliyor mu? Evet ses geliyor, görüntü yok. Yayın duraklatıldı diyor Discord tarafında. Bizim ana yayın devam ediyor galiba. Yok Discord'da bir sıkıntı oldu şu anda anladığım kadarıyla ya. Ha, evet. Bir dakika. Sayın yayın bir, bir şey ha. yapalım mı? Kapatıp yeniden arayayım ben seni olur mu Discord'da? Tamam. Kapadım. Ha yo şu anda... Şu anda geldi abi değil mi? Hı, şu an ben yayında yokum galiba. <laughs> Tamam bir dakika onu ayarlayacağım ben şimdi. Ha şu anda yayındasın da varsın. Tamam okey. Evet tekrar geri geldik efendim. Küçük bir Discord'un şeyine uğradık. Ee, ben Bing'i biraz daha başarılı buldum ve daha eğlenceli buldum. Ee, tabii geri, kendini geliştirmesi gereken yönler var. Ama daha yolun çok başındalar ve çok etkili bir yere doğru gidebilir ki. Bu da, bunlar bize sundukları e, kısmı. Yani belki arkada neler neler oluyor. Onu da bilemiyoruz. Hı <laughs> Evet, e, bu etik yapısına gelelim Serhat. Yani e, çete de soralım bu konuyla alakalı, etikle alakalı ne düşünüyorlar. Hani e, etik konusunda fikirleri neler? Çete de soralım ne diyor, nedir nedir değildir diye. E, yapay zeka ve etik. Güney'in sorduğu soru çok güzel bir soruydu. E, i̇şte bizim haberimiz olmadan derin öğrenme bizim resimlerimizi kullanarak aslında orada bir şey yaratıyor ya da yapıyor ya da tasarlıyor. Ee, bu ne kadar etik? Ya da daha genel bir tabirle alalım, ee, bunun ahlaki, bunun şeyi var mıdır? Serhat ne diyorsun? Ya da bunun bir ileride yasası çıkacak mıdır? Yani şöyle, şu anda açıkçası sosyal medyadan bir giriş yapmak istiyorum bu konuda. Çünkü sosyal medyaya biz hani kayıt olurken zaten bizim bu bilgilerimizin işte hani erişilebileceğine dair ya da en basitinden bir uygulama Telefonumuza indirdiğimiz bir uygulamada en yani çeşitli izinler vermekteyiz. Ee, biz bu izinleri verdikten sonra açıkçası zaten e, bir kullanıma açıyoruz. E, fakat tabii ki hani izinsiz e, bunların işlenmesi üzerine e, yurt dışında da hani mahkemelerde görebilmekteyiz yani sürekli bir yargı süreci ya da cezalara e, tabi olma gibi e, durumlarla karşılaşılıyor. E, fakat tabii bu o, yani en nihayetinde bir yapay zekada bir etik sorun o yaratıyor. Ee, yani bu özel verilerin konu, e, korunması üzerine olsun, otomasyonun e, iş kaybına neden olması olsun, e, yapay zeka tarafından verilen kararların e, adaletli ve tarafsız olması, yasal ve sosyal normların e, ihlali gibi konular da e, ele alınmalı etik çerçevesinde. Çünkü hani yapay zeka teknolojisi belirli bir grup insan için yararlı olabilirken diğer bir grup insan için de olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Yani bu nedenle yapay zeka etiği bakıldığında hani toplumsal eşitlik ve adalet ilkelerini göz önünde bulundurarak yeniden hani bu sistemlerin tasarımında ve uygulanmasında kesinlikle kullanılmalı. Bu alanda benim düşüneceğim bir yapay zeka etik danışmanlığı gibi bir istihdam sebep olacaktır diye düşünmekteyim açıkçası ha. yani hukukçular da bu alanda e, çalışıyor Çünkü Ya yani, en basitinden e, şu neyle alalım KvKK diye bir şey çıktı e, bizim e, ve hani e, çok ciddi e, yasal yaptırımları yani para cezaları e, gündemde yani e, sadece bir mail adresinin paylaşımında dahi Hani 100 bin lira gibi bir e, mebla ile karşılaşabiliyorsunuz E Peki benim mesela bildiğim şey var bu veri olayı o KVKK muhabbetinde veri olayı gitti. Senin dediğin gibi çok önemli. Fakat mesela beni hiç alakadar olmadan ya yani da hiç mesela işim olmayacak firmalar arayıp bana e, Messenger'dan ya da işte ne bileyim WhatsApp'tan ya da SMS olarak kampanya öneriyorlar. Mesela burada belli ki herkes de biliyor zaten. Sen zaten daha iyi biliyorsundur. Bu veriler belki birileri tarafından satılıyor değil mi? Yani bir adam binlerce cep telefonunu satıyor. Hani bakın diyor işte bu çift telefonlar gerçek kişilerin ve bunları satıyorum diyor. Bu nasıl anlaşılır? Yani bu e, sattığı nasıl anlaşılır ya da yapay zekanın şeyi nasıl anlaşılır? Mesela bak Ömer çok güzel bir soru sormuş. E, aslında bu da farklı benim sorduğum farklı bir soru. Bu farklı bir soru ama diyor ki diyelim ki resmim ya da bir şeyim yapay şeyde kullanıldı diyor. Yapay zeka kullandı diyor. Burada ben kime dava açacağım? Yapay zekaya mı? E, resmi yapana mı? Yapay Zeka firmasındaki o yazdımcım hani çok farklı bir yere gidiyor ve çok dallanıyor gibi geliyor bana. Yani burada işte hani bu konuda hani uzman olan hukukçularla birlikte yol almakta fayda var açıkçası. Hani bu soruya ben de yanıt verememekteyim. Yani öyle bir durumda. Fakat şunu şundan bahsetmek isterim. Misal hani biz bir yere kayıt olduğumuzda, bir bir yere cep telefonunun numaramız verdiğimiz, emasından bir tane form dolduruyoruz. Hani orada cep telefonu alanı var. Siz bunu paylaştıktan sonra, eğer ki orada yani formun size sunduğu işte hani şartları kabul ediyorum içerisinde üçüncü parça uygulamalarla paylaşılacaktır ifadesi varsa. Hani o noktada da bir şey yapılamamakta açıkçası. Çünkü siz hani işaretliyorsunuz ve izin veriyorsunuz paylaşılmasına. Şimdi bak çok güzel bir şey söylediysen ama Günay da güzel bir şey söylemiş. Şimdi şöyle bir şey. Günay demiş ki yapay zeka server'ı sahibi kimse. Yani o server sahibine demiş ama o server sahibi de işin içinden sıyrılabilir. Belki ileride şöyle bir şeyler çıkar Serhat'ın dediği gibi Günay. Der ki e, ee, tespit edildi. Ha evet. Ee, der ki mesela e, siz o yapay ya da yapay zeka değil atıyorum Facebook ya da Instagram fotoğraf atarken şunu diyordur belki size girerken ufacık bir madde işte atacağınız programlar. Üçüncü parti ya da dördüncü parti yapay zeka programları tarafından kullanılabilir bununla onaylıyorsunuz ve kabul ediyorsunuz gibi... ...küçük bir ibare koyar... ...belki siz de bir şey diyemezsiniz... E, ...diyor Serhat anladığım kadarıyla. Doğru mu? Yani... E, ...uygulamayı indirirken dahi... ...yani bizim atıyorum... E, ...uygulamanın sizin... E, ...imajlar klasörünüze... ...ulaşım yetkisi var... E, ...bakıldığına. Hani bu yetkiyi vermeden... ...uygulamayı kullanamıyorsunuz... E, ...gibi durumlar var. E, dolayısıyla siz o yetkiyi verdikten sonra... E, bazı şeyler de sizin kontrolünüzden çıkabiliyor diye düşünüyorum açıkçası. Yani benim düşüncem, bilgim dahilinde bu şekilde. Evet. Yani bu, bu konuda bayağı bir şey geliyor. Mesela Günay demiş yapay zeka stok site görsellerini tanıyormuş. Bu tespit edildi. Evet. Telif falan da atıyor zaten. Mesela YouTube'da da öyle bir şey var. YouTube'da ufacık bir şeyde yani müziği yakalıyor. Bilmem neyi yakalıyor. O stok görsel muhabbette doğrudur. Ee, ve Hı -hı. bunun üzerine e, Getty Image yapay zekanın görsel tanımasına izin vermediği bir böyle bir girişimi e, cezalandıracağını beyan etti. Vay Yani şimdi Günay'ın söylediği şu yapay zeka stok görselleri tanıyormuş. Bu tespit edilmiş. Ve bunun üzerine Getty Image yapay zekanın Görsel tanımlama izin görsel tanımlamalarına izin vermediği ve böyle bir girişimi cezalandıracağını tespit etmiş. Ya yani, abi diyorum yani çok acayip bir yere gidiyor. Ee, Hazart yazmış demiş ki yapay zeka programı ile engel ...ha anladım. ya Bu olay bu olay yani e, bu davalar yapay zeka programı ile engellenir ya da e, baskıya alınabilir diye yazmış. Yani çok güzel yorumlar geliyor açıkçası ama hani diyoruz ya bu işin belki uzmanları işte yeni bir iş dalı yapay zeka e, davalarına bakacak avukatlar çıkacak. İşte yapay zeka davaları uzmanları çıkacak. Hani e, çok farklı yerlere gidebilecek konular. Serhat'ın da dediği gibi ben, ben de katılıyorum. Yeni iş alanları gelecek ve asla bence yine insanlar işsiz kalmayacak diyorum. Ve ee, ardından da şunu sorayım Serhat'a ve yine chat'teki arkadaşlar da yorumlarını yazacaktır zaten. Sağlık, hukuk, eğitim, yazım sektörlerinde e, ne kadar işe yarar bunlar? Hep çünkü bu sektörler deniyor bize işte. E, etkilenecek sektörler. Bu üç sektör en fazla etkilenecek sektör diyebiliyoruz biz. Sence ne kadar işe yarar bu sektörlerde Serhat? Abartıldığı kadar yüzde 11 e, sadece normal insan kalacak falan diyor yani yüzde 80, 90 etkileyecek deniyor Ya açıkçası e, Özellikle bu o, sağlık adığında e, kanser erken teşhislerinde e, yapay zekanın kullanımının oldukça önemli olduğunu e, düşünüyorum e, yani Yapay Zeka dediğim gibi Hani konuşmanın başında da yani veri işlenebilecek her alanda e, kullanabiliriz e, İşte hani hukukçular için yeniden bir alan e, gündemde bu hani etik danışmanlığıyla ilgili özellikle yani e, ben şunu söylemek istiyorum açıkçası yani teknolojiye yani teknolojiyle birlikte çalışmalıyız yani ona düşman olmadan ona adapte olabilmemiz gerekiyor. Şöyle ki yani geçtiğimiz Şubat ayında biliyorsunuz çok büyük bir afet yaşadık buradan ölenlerimize rahmet diliyorum. Evet. Twitter e, oldukça önemli bir sosyal medya aracıydı bu esnada. Yani enkaz altından yani insanlarımız tweet atıyordu. E, yani onlarca yazılımcı bir araya geldi e, ve e, burada da misal yapay zekayı kullanarak e, konu tespiti üzerinde çalıştılar. E, ben e, yani Twitter'dan gelen verilerin işlenmesi de dahildi. Yani e, oldukça önemli işlere imza attılar. E, çok önemli, çok güzel bir projeydi. Ben buradan hani katkısı olan değerli meslektaşlarımı da gönülden kutlamak istiyorum. Ee, yani e, yapay zeka her alanda işimize yarıyor. Açıkçası. Yani şu söylediğin şey gerçekten çok güzel bir şeydi. Hani e, bizim ülkemizde de bizim vatandaşlarımız, bizim öğrencilerimiz, çalışanlarımız, yazılımcılarımızın böyle bir şey düşünmesi ve bunu o anda yapması gerçekten çok güzel bir şey. E, ben de çok gurur duyuyorum. Böyle bir şeyden haberim yoktu açıkçası benim hani doğal afette, depremde vesairede bir anda böyle bir şey yapılması refleks olarak Hı -hı. geliştirilmesi yapay zekanın ve konum bulma yazılımı yapılması hoş bir şey. Bunu yapanlar kimler? Yani bir grup bu Bir şey mi? direkt Açık komünite olarak ele alındı. Yani yüzden fazla yazılımcıya çalıştı bildiğim kadarıyla. projede Çok güzel. E yani gecelerce uyumadılar, ben ben projede yer almadım fakat hani destekleyicilerindendim, yani izleyici olarak dahil oldum, bu şekilde diyebilirim ve açık kaynak kodlu geliştirdiler. Valla çok çok sağ olsunlar, ellerine kollarına sağlık ve gurur verici bir şey bence, hani insanın hoşuna gidiyor ve çok da işe yarıyor böyle şeyler. Ben yani dediği gibi Serhat'ın aslında teknolojiden korkmamamız gerekiyor. Yani aman yapay zeka işimizi elimizde elden alacak. İşte yapay zeka aman benim yerime logo yapacak şerefsiz falan değil. Hani sen yine işsiz kalmayacaksın. Sen bir yerde yine kullanılacaksın. Eskiden mesela hep şu örneği veririm ben. Serhat ne diyorsun bilmem. Ben, ben görmedim. Ama şunu çok iyi biliyorum ben grafikerim. Eskiden bilgisayarda yapılmazdı tasarımlar. Çizilerek yapılırdı. Hatta şunu çok iyi biliyorum. Mühendis bir abim var. Yaşı epeyce büyük. Ee, herhalde 55-55 yaşlarında. Hep bana şunu diyordu. Biz 3 e, boyutlu proje çizerken ya da bir mimari proje çizerken elde çiziyorduk projeyi. Büyük bir e, böyle bilirsiniz yatay duran bir şey vardır, tahta vardır. E, i̇şte orada tecetbel vardır, bilmem ne vardır. Biz orada çizerdik mimari projeyi, orada yapardık diyor. E şimdi olay bilgisayarı taşındı, o zaman da denirdi işte aman mimarları böyle yapacak, mimarlar şöyle olacak, işlerini kaybedecekler denirdi. Ama kaybetti mi? Hayır. Mimarlar farklı bir şekilde tasarım yapmaya başladı. Serhat'ın da dediği gibi teknolojiyi kullanarak tasarım yapmaya başladı. Evet yani dediğimiz gibi teknolojiden korkmamak lazım. Peki Serhat artık böyle yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz bir hı hı. DID uygulaması da var biliyorsun. Evet. E, bu da senin e, bir videom vardı. O videoyu bana atmıştın. E, Şeyle ben de onu paylaştım zaten. İstersen bir de ona bakalım. O nasıl kullanılıyor? İşte e, onun dinamikleri nelerdir? Ona bir bakalım. Ardından da <laughs> yavaş yavaş programı sonlandırırız diyorum. Eee DID'ye bağlanmak için ben yine bir ekran paylaşacağım şimdi. Bu arada sen DID'yi tanıtabilirsin mi ben ekran ayarlarını yaparken. Pekala. Ben de bir taraftan açıyorum. Ee, um, DID'de arkadaşlar şöyle diyelim. Bir text girdiğinizde size bunun yani avatarınızın o teksti e, okuyarak e, bir video oluşturmasını sağlıyor. Oldukça güzel bir teknoloji. Güzel bir yapı geliştirmişler. E, yani hesap oluşturduğunuzda e, size 20 kredi veriyor. E, ve kendi fotoğrafınızı yükleyip e, 2000 karakterden oluşan e, tekstinizi girerek e, size örneğin hani bir e, pre, yani, nasıl diyeyim bir sunum esnasında kullanılabilir e, ya da bir tanıtım reklam amaçlı kullanılabilir bu tarz videolar hazırlayabilirsiniz şeklinde Ve onu da bir e, göstermek istedik yine revaştı olan e, AI toollardandır evet ben şimdi ekran paylaşıyorum mesela senle benim ekranımı paylaşıyorum yine yayına da verdim şeyi e, Günay bu arada hani bir e, şey yazmış Günay biraz resim konusunda herhalde e, sıkıntısı var çünkü Güney'i de tanıyorum zaten. Onda da teknoloji programları yapıyoruz. Kendisi de resim çekiyor. Sanırım onunla alakalı bir durum anlatmış. Evet. Sana ekran paylaştım. Yayında da şu şu anda e, evet. D.I.D. ekranım yayında. Aynen. Bu şekilde ee, arkadaşlar. Şurada, e, dijital insanlar ya da hani kendi avatarınızı da kullanabiliyorsunuz e, bunu yaparken. Bir login alalım. login ha, Bir dakika şunu kapatayım. Daha önce login olmuştum. Ben onu, onu otomatik alacak mı acaba? Bakalım almazsa çıkış yapmak gerekecek. Aşağıda ne yazıyor? Guest mi yazıyor? Göremiyorum onu. Nerede abi? Pol altta. Ha tamam Erdem Özürt yazıyorsa tamam. Ha, şu evet. an giriş yapmış durumdayız. E, create video diyebiliriz. E, create video. O tarafta. Evet. Ha pardon. Tamam. Buradan mı diyorduk? Yok yok şu an fark etmez. Şu an giriş yaptık zaten. Tamam. E, burada kendi kendi fotoğrafımızı ekleyebiliriz ya da mevcut avatarlardan bir tanesini seçebiliriz. Kendi fotoğrafımızı eklemek için bu et seçeneğine tıklıyoruz evet. değil mi? Aha. Aynen. Şu anda kendi fotoğrafım yok benim hazırda. Hala hazırda şuradaki avatarlardan birini mesela. Tabii, kullanalım mesela. Kullanalım. Peki kendi fotoğrafımızı eklerken bir şey var mı? Ee, seçenek sunuyor mu bize? İşte arka planı beyaz olsun bilmem ne olsun falan gibi? Yani ön yüzün e, görünür olması önemli. Hani e, yoksa misal yan profilden çekerseniz e, onları da denedim açıkçası. E, çok daha e, kötü sonuçlar alabiliyorsunuz. E, dolayısıyla hani yüzün bu şekilde e, görünmesi oldukça ideal. Tamam. O zaman şimdi bunu seçtim ben. Bu Dayı'yı seçtik. Şimdi, type Your Script. Ee, yani Buraya bizim e, yaklaşık 2000 karakterdi galiba. 2000 karakterden oluşan şeyimizi girebiliriz. Bir şey soracağım, virgülleri algılayabiliyor mu? Yani virgül koyunca ona ha, e, virgül göre tonlamayı yapıyor mu? Virgüllerin bir tane timer işareti vardır. Hmm. Timer'ı koyduğunda 0.5 saniye ekliyor. Timer. Nerede abi o? Şu mu? Ee, evet odur. Aha. Ha. Hani onu biraz soluk alma virgül gibi kullanabilirsin yani. Merhaba. Ben ya pay zeka zeka ile oluşturuldum. Şimdi... Tamam Sonra diyelim ki ve Dünyayı ele ge geçireceğiz. Geçireceğiz. Evet tamam. Mesela bu kadar diyelim. Bunu şuradan dilden sanırım Türkçe yapıyoruz. Doğru mu? Evet. Bir Türkçe yapmamız gerekecek. Buradan da isim seçiyoruz. Ahmet, Emel. Ahmet. Evet. Erkek olduğu için Ahmet. Hı -hı. İki tane seçeneğimiz var. Şu neymiş? Continue your text using all. Bu ne abi? Nedir o? Göremedim. Pardon. Bir saniye. Şu. Aa e, şey. Nasıl diyeyim? E, aklında bir text yok diyelim. Hani onun oluşturmasını sağlıyorsun. Hmm. E bir oluşturucuya yardım ediyor gibi düşünebilirsin. Anladım. Okey. O zaman... E, buna ne diyoruz biz? Ee, upload yo. ne diyeceğiz abi buraya? Ne yapacağız? Yok artık hani yukarıdan generate video dediğinde oluşacak. Ya da sesi dinlemek istersen önce ses butonuna tıklayabilirsin. Oradan bir kontrol edebilirsin. Edelim, deneyelim. Merhaba. Ben yapay zeka ile oluşturuldum. Ve dünyayı ele geçireceğiz. <laughs> Tabii ben yine yanlış yazmışım. Ama güzel, tamam yapay zeka yani. evet generate the video diyelim. Aynen. Bu bize bir tane krediye mal olacakmış. Onu da bahsediyor yukarıda. Tamam. Ondan sonra generate diyebilirsin. Her kaydımızda 20 kredi veriyor değil mi? Evet, her e mailde 20 kredi veriyor burada ikili doğrulama yok açıkçası yani şöyle ki sizden bir telefon numarası istemiyor sadece mail adresi yeterli oluyor dilerseniz şöyle dilersen videodan sonra aktarayım olur tamam ben play diyorum bunu o zaman tamam merhaba ben yapay zeka ile oluşturuldum ve dünyayı ele geçireceğiz <laughs> çok iyi ya <laughs> Güzel yani Şey yapabilirsin Download edebilirsin ha, şeklinde. Yani Şu yapılabilir e, Chat GPT'ye e, Atıyorum konu ne Dürümcüyle alakalı Hadi onu da yapalım mı mesela Dürümcüyle alakalı bir tanıtım Mesajı oluşturalım chat GPT'ye Yapalım mı son bir uygulama Tamam yapalım <laughs> Bir tanıtım e, ne dedin abi ona Tanıtım metni değil mi Hı hı Tanıtım evet. Login. Ee, continue with Google. Şundan yapalım. Yani şunu yapacağız şimdi. Yapay zekaya diyeceğiz ki chat GPT'ye e, Bursa ke bab, dürüm diyelim. Bursa dürüm cüsü ne tanı video tanıtım metni. Video tanıtım metni yaz diyelim tamam mı? <laughs> Oo, çok uzun yazdı. Kısa yazalım dur. Tamam, şey yani bir paragraflık iste ya da hani şöyle ya da biz hepsini almayalım mesela şuraya kadar. Hı -hı. Şuraya kadar alalım tamam mı? Kopyala diyelim. Sonra e, buradan create video diyelim. Bu reklam yüzümüz bence bir kadın olsun. Tamam. Evet evet Günay katılıyorum. Dediğin efektle de yapılmış gibi. Ama tabi bunu e, yapmaları bence büyük başarı. Şöyle bir kadın seçelim abi bize. Tamam mı? Ha bak mesela bu sempatik. Dürüm mü yemek istiyorsunuz? Hadi o zaman falan diye. Chat GPT'dekini de yapıştırdım abi. Tamam. Dilimizi seçelim. Dilimizi seçelim. Nerede lan Türkçe? Ha. Ahmet Emel. Generate video diyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, sadece chat GPT ve bir yapay zekayı daha kullanarak kendinize basit bir video yapabiliyorsunuz. Ama tabii bir firma olarak düşünüyorum ben. Benim gerçekten dürümcüm olsa böyle bir şey yapar mıyım? E, ben yapmam. Serhat sen? Belki Instagram'da falan kullanılabilir. Diye ha, ben mi? hani e, sosyal medyada gelir geçer bir şey olabilir. Evet hazır mısınız? Dürümcü Emel. Dürümcü Emel bakalım Dürümcü. bize neler diyecek. Bursa'nın meşhur lezzetlerinden biri olan döner, kebap ve pide gibi yiyecekleri lezzetli bir şekilde sunan Bursa Dürümcüsü sizlere hizmet vermek için açık. <laughs> Çok iyi. <laughs> Biraz arada gözler kaysa da <laughs> kurtarır. Aynen birazcık böyle göz ağız yamuk falan bir şey olsa da e, bence başarılı. Bence gayet başarılı. Evet. E, Valla hem eğlendik hem e, güzel muhabbet ettik açıkçası. Ben son olarak Serhat'a e, şunu sormak istiyorum ama bir saniye. Nerede benim notlarım? <laughs> nerede benim notlarım? Buradaymış film. E, evet şimdi ben programlardan en çok abi şeyden etkilendim. DID ve BING. Aslında hepsi böyle farklı şeyleri var da hani e, BING bence daha böyle ...farklı bir havası var. Bilmiyorum belki hani, hani benim mesleğime yakın... havasında da geçtiğinden seni... ...yakalıyor. Hani seçenekler falan sunmasından da... Kendisi... Evet. Seçenekler sunuyor. Ee, daha böyle bir... ...sosyal bir kafası var. Hacı ne istiyorsun? Büyük mü yapalım ha? Buraya koyayım bunu. Bak mavi kırmızı ne <laughs> renk Plan diye... ...böyle bir muhabbeti girmesi açıkçası. Beni etkiledi. Ee, evet arkadaşlar. Son olarak Serhat'a şunu soracağım. Eee ekleyeceğim bir şey var mı? Sonra şöyle bir zaten chat'teki soruları yanıtladık ama hani son bir sorusu olan bir şey olursa e, onlara bakarız. Senin ekleyeceğin var mı? Nedir? Ne değildir? Buyur Serhat. Söz sende. He şöyle e, Biraz daha, daha yüksek daha... konuşabilir misin? Ya ben de duymakta zorlanıyorum mesela seni. Pekala. Şöyle daha iyi galiba. Evet. Eee <laughs> um... Bu hani tamam d bahsettik, Bing'den bahsettik, hani ChatGPT falan. Fakat hani e, yapay zeka tabii bunlarla sınırlı değil. Kullanılabilecek birçok e, program ve yani birçok alanda kullanılan programlar var. Onunla ilgili bir e, tablomuz vardı. E, senden onu da göstermemizi rica edecektim. Olur, bir saniye. Onu ben şöyle yapayım mı? Hatta onu bak, e, ikimizin ortasına koyak mı? Tamam. Bir dakika. Nerede o tablo abi? Ulan yayından önce indirdim ben onu. Ha şurada. Ama indirmemişim. Ee, hop hop. Ee, tamam. Şuradan. Şuradan. Resim. Ee, şöyle. Göz et. Göz at et. Nerede bu? Nokta bakayım böyle gösterecek mi? Ha, evet, evet efendim, evet efendim. Şu anda görüyorsunuz ama ben bunu ortalayacağım ekrana, ortalayacağım. Şöyle koyacağım. Evet Serhat, şu anda ekranda o bahsettiğimiz e, şey. Pekala. Ee, ben de bir açayım. Şimdi e, arkadaşlar Şöyle bahsedelim hani e, böyle güzel bir e, tablo hazırlamış e, Twitter'dan Ali Tekin arkadaşımız. O yüzden ben de burada bir değerlendirmek istedim. E, yani video konusunda fotoğraf konusunda metin, araştırma, tasarım olsun, sunum yine ona keza ses ve verimlilik için e, bu programlar kullanılabiliyor. Bizim ChatGPT'yi de Metin tarafında görebiliriz burada. E, Örneğin özellikle fotoğraf konusunda e, mid-journey yine e, iyidir. E, onun dışında sunum için e, burada yer almıyor ama Dectopus diye bir uygulama var. E, benim arkadaşımın kurmuş olduğu bir şey. Onlar da yapay zeka ile sunum hazırlama üzerinden çalışıyorlar. E, Dectopus. <laughs> Oradan bunu da ileteyim. E, onun dışında genel olarak kendi hani bunun bir ekran görüntüsünü alabilirsiniz isterseniz. Hani araştırmak, daha derin araştırma yapmak isterseniz O şekilde paylaşmak istedim ben de. Evet, teşekkür ederiz. Dediği gibi Serhat'ın burada birçok program var şu anda ekranda gördüğünüz hepsinin farklı işlevleri var. Biz burada Serhat'la en böyle işlevsel olan ya da en çok bilinen, en popüler olan üç tanesini ele aldık. E tabii siz de şu ekranda gördüklerinizle daha farklı şekilde çalışabilirsiniz. Kısacası ben de son sözlerimizi söyleyeyim. Sonra toparlarız zaten. Chat GPT, DID ve neydi edilir? Bing'i gördük. Biz Bing'e baktık. Onun dışında keyifli bir yayın oldu. Güzel bir yayın oldu. Serhat da zaten başka yayınlar da yaparız biz. Hani belki bir gün sadece yazılım üzerine yayın yaparız. Hani Serhat'ın daha böyle Vakıf oldu şey de yaparız. Serhat Anladım, teşekkür ederiz. Ben ben teşekkür ederim tekrardan. Umarım herkes keyif almıştır. Biraz olsun yani bir cümle olsun katabildiysem ne mutlu size. Evet, sağ olun. Zeynep hoş geldin bu arada sen de. Teşekkür ederiz. O zaman arkadaşlar yayını kapatıyoruz. Ee, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Chat GPT. Ay chat GPT diyorum <laughs> tekno chat. <laughs> <Techno> chat e, <laughs> ağzımız alıştı oradan gidiyor artık. Tekno e, bir sonraki yayında tekrar sizle birlikte olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum ve yayın yayını sonlandırıyorum. Diyorum, görüşmek üzere.